Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Filippin prezidenti Filippin 1 santimetr zeminini mi tartqızıb qoymaydı, dedi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos aldınqı ayda Şvetsariyanın Davos şəhərində ötküzülgən dünya iqtisad münbirdə qılğan sözüdə Filippin 1 santimetr zeminini tartqızıb qoymaydı degen bolup, Amerika avazının bugünkü xəbərdə prezident Marcos'nun bu sözünü qayıt təkidləgənliki və onun bu sözünün Filippin bilən Xitayının Cənubi dənizdə davamlaşıbatqan zemin macerası ciddi davamlaşıbatqan bir peyitdə oturğu qoyulğanlığı bildirildi. Bildirilishçe Filippin bu hafta Xitayni tajavuzchi deb atab narazilik bildirganligi sababli Janubiy dengizda uzundan buyon davomlashib kelayotgan zemin majrosini texamo kuchaytirib o'tgan. Marcos harbiy maktab tashkillagan faoliyatni so'z qilib, davlatning geopolitikalik jiddiyligining kuchayishi bizning tinchlik g'oyimizga mos kelmaydi. Bu ahvol rayon va dunyoning bexatarligi va muqimligiga tahdid soladi degan. U so'z yana Filippin 1 santimetr zeminini qo'ldan berib qo'ymaydi. Biz asosiy qonun va xalqaro qonunlar bo'yicha zemin butunligimiz va egalik huquqimizni davomli qo'g'daymiz. Qo'shinlarimiz bilan hamkorlashib, xalqimizning bexatarligiga kafolatlik qilamiz degan. 14-fevral prezident Marcos Xitoyning Filippinda turishliq bosh elchisi Huang Shilianni chaqirib, Xitoyning Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atriti va Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paroxotini o'z ichiga olgan Filippinlik baliqchilarga qaratgan harbiy lazer nuri bilan hujum qilish orqali paroxot xodimlarini qisqa vaqt ko'rmas qilib qo'yganligini ayiblab norozilik bildirgan edi. Iran prezidenti Xitoyda ziyorati bo'ldi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha İran prezidenti İbrahim Raisi'nin Xitoydagi 3 kunlik davlat ishlari ziyoratidan keyin 16-fevral qo'shma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganligi uqtirildi. İbrahim Raisi bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning siyosat, bexatarlik, mudofaa, iqtisodiy taraqqiyot, ma'arif va madaniyat masalalari bilan birlikda rayon va xalqaroliq masalalar to'g'risida so'zlashganligi ta'kidlangan bayonotda Söhbətlər cəryanında soda, dehqancılıq, sənayət, qayta hasil buludğan energiya və ul əsləhə məsələlərinin müzakirə qılınğanlığı qeyd qılındı. Bayanatda yana söhbətlər cəryanında Talibanın 2021-ci il 8-ci ayda Afğanistanda hakimiyyət beşiğə çıxqandan buyan ayollar və qızlarının maarif həm də xidmətdəki ornuğu körnərlik çəklimə qoyışı məsələsinin muhakimə qılınğanlığı işarət qılıb ötüldü. İki taraf Afganistan dairelerini barlıq etnik ve siyasi gruplar emeli iştirak kılgan sığdırışcan hükümet teşkilleb, ayallar azsallıq milletler ve başka dillerge qaratılgan kemistiş kılmışlarını ahırlaştırışkı çakırdı diyen ibarlarge orun berilgen bayanatta, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı NATO'daki bir kısım devletlerinin, bulupmu Amerika Koşmuş Ştatlarının Afganistan'ın növetteki vaziyetinin cevapkari ikkallike kayıt kalındı. Biden casusluk şarı hakkında toxtaldı. Amerika Prezidenti Joe Biden casusluk şarı ve etip düşürüp etilgen uçarı cisimler doğrusu toxtaldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe Amerika Prezidenti Joe Biden Washington'un hava sahası da baykalgan deyken Amerika Armiyası tarafından etip düşürüp etilgen ahırkı 3 cisimli xüsusi şirketlerinin casusluk alahideliki bolmağın cisimleri deb karavatkallıqını bildirdi. Biden 4-fevral etip düşürülgen Xitayning casusluk şarı Arkadan Amerika hava tevalikide baykalıp etip düşürülgen 3 uçar cisim hakkıda bayanat verip, etip düşürüp etilgen 1. şardın başka 3 uçar cisimden casusluk maksatlik emeslikini oturgu koydu. Biden, Washington'nın keyinki 3 uçar cisimini xüsusi şirketlerinin tətqiqat ya ki köngül içiş maksatlik şardırı deb qaraydıqallıqını bildirip, istihbarat tarmaqlarının tekşürüşlerinin devam kılıvatqallıqını qayıt kıldı. Biden uçar cisimlerini etip düşürüp etişinin iyilik hukuk bilen münasibetlik ikkallikini her qandaq tarafının Amerika'nın iyilik hukukuğu dâhli taarruz kılışını kubul kılgılıp olmaydıganlıqını tekitledi. O, devletiğe xaup yetküzüdüğün her qandaq narsini qat'ilik bilen etip düşürüşünü devamlaştırdıganlıqlarını sözlerge ilave kıldı. Xitay Amerika'ya karşı bayanat ilan kıldı. Xitoyning mamlakatli xalq qurultiyi tashqi ishlar komitetida bayonot e'lon qilib, Amerika avom palatasining Xitoyning Amerika havo bo'shlig'ida havo shari ishlatganligi to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qullaganligiga norozilik bildirdi.
Xitay siyasi maslahat dorining xabarida bildirilishicha 16 fevral Amerika parlamenti avam palatasi ma'qullagan mazkur qaror loyihasiga Xitay mamlakatli xalq qurultoyi tashqi ishlar komiteti norozilik bayonoti e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mazkur qaror loyihasida Xitay tahdidi qasddan ko'ptirilganligi, uning butunlay yomon g'arazlik siyosiy nayrangvozlik ekanligi, Xitay mamlakatli xalq qurultoyining buni ayiblaydiganligi, qat'iy qarishtiradiganligi bildirilgan. Xitay bayonotining oxirida yana o'zaro hurmat qiladigan, tinchlikni billa turadigan, hamkorlashib o'rtaq manfaatlandigan Xitay-Amerika munosabati o'rnatish ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un ekanligi, shundaqli buning xalqaro jamiyatning umumiyuzlik orzusi ekanligi, Amerika parlamentini Xitayga qarshi chaplaydigan xato usulni darhol to'xtatib, vaziyatning darajasini kuchaytirib etadigan harakat qo'llanmaslikka chaqiradiganligi haqida jar solgan. Amerika parlamenti avam palatasi 16 fevral Xitayning Amerika havo bo'shliqida josusluq shari ishlatganligi to'g'risidagi qaror loyihasini ma'qullagan edi. Qarorda bu masalani oxirgacha tekshirib, Xitayning bu masalada qandoq hiylanayranglarni planlayotganligini aniqlash talab qilingan edi. Urushda sun'iy idrok texnikasi ishlatishga qoida belgilash chaqiriq qilindi. Har qaysi davlatlar urushda sun'iy idrok texnikasi ishlatishga aloqador qoida belgilashga chaqiriq qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika va Xitoyni o'z ichiga olgan har qaysi allar 16 fevral jiddiy harakat qo'llanib, urushda sun'iy idrok texnikasi ishlatishni qiyinlashtirib, bu texnikaning o'ylamagan oqibatlarini keltirib chiqarishining oldini olishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Gaagada o'tkazilgan 2 kunlik yig'inga 60 nechta davlat qatnashgan bo'lib, yig'inda urush maydonida sun'iy idrok ishlatishning xalqaroliq qoidalarini o'rnatish masalasida tunji qadam tashlangan. Bu bir yurish qoidalarini o'rnatishdagi maqsad ximiyalik va yadro qurollarini ishlatishni qiyinlashtiradigan kelishimlarni tuzish ekan. Yig'inga qatnashgan davlatlarning birlashma harakat chaqiriqida sun'iy idrokning g'oyat zo'r fursat bilan ta'minlaydiganligi Buning favqulodda yushirin kuchga ega texnika ekanligi, insonlarning ilgari tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan miqdordagi sonliq ma'lumotlardan foydalanib, tadbir belgilashiga foydali ekanligi, ammo bu texnika harbiy ishlarda ishlatilgan taqdirda insonlarni andishiga soladiganligi, sun'iy idrok tizimining yushirin xavfi borligi va urushda ishlatilsa o'ylamagan oqibatlar paydo qiladiganligi bildirilgan. Hukumat texnika shirkatlari va puxralar jamiyatidan kelgan 2000 dak vakil xalqaroliq komitet qurib, sun'iy idrokning urushda ishlatilish masalasini aydinlashtirib, ba'zi ko'rsatmalarni tuzishga qo'shilgan. Ma'lum bo'lishicha, armiyalarda sun'iy idrok allaqachon razvedka qilish, nazorat qilish va tahlil qilish uchun ishlatilgandan boshqa, qarshi tarafni avtomatik nishonga olish, bir to'p uchquchsiz aeroplanni dushman zaminiga avatish qatorliq sohalarda ishlatish mumkin ekan. Dünya elleri Türkiye'ye yarı yolakta buluşunu devamlaştırmakta. Dünya ellerinin 100 yıldan bu yankı en çok balayı apet deb atılgan Kahramanmaraş'ını merkez kılıp yüzbergen yer devreş apet edinkin, Türkiye ve Suriye'deki talabetki uçurgallarga insanperverlik yardım buyumlarını evetiş hizmetleri devamlaşmakta. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres, Türkiye'deki yer devreş apeti hakkında ilan kılgan yazın bayanatı da 100 yıldan bu yankı en çok balayı apet deb atılgan yer devreş apeti de en iğir talabetki uçurgan Türkiye halkı üçün insanperverlik yardım talep edip oldu. Guterres talabetki uçurganlarga iqtisadi cahettin yardım biriş faaliyetlerinin uda 3 ay devamlaşıdığanlıqını eskerdi. Bu dairede bulupmu yemeklik, bihaterlik, maarif, su ve panahlanış sahalarında 5 milyon 200 bin kişiye yardım kılındığallıqını tekitlep bundaq dedi. Türkiye en köp misafirlerini bağırığı besibatkan devlet bulup, Suriyelik koşunlarına köp yıllardan buyan ken korsaklık kılıp gelmekte. BDT Başkatibi Antonio Guterres, dünyada yardım talep kılındığallarına en köp yarı yolak buluduğun Türkiye halkıya yardım verişinin del vaxtı yitip gelgenlikini eskertip, bugün Birleşken Devletler Teşkilatı 100 yıldan buyanki en çok balayı apet deb atılgan yer devreş apetide talapetke uçurgan Türkiye halkı üçün 1 milyard dolar kımmetedeki insanperverlik yardım biriş çakırıqını ışkı kürüştürdü, dedi. Kazakistan yer devreş apetide talapetke uçurganlar üçün evetken 55 tonlu insanperverlik yardım buyumları Türkiye'ye yitip geldi. Afrika'nın şarkıdaki 99 bin nüfusu bar Aral devleti Seyşilis, Türkiye'deki yer devreş apetide talapetki uçurganlarga 66 tonlu insanperverlik yardım buyumları evetti.
Kuveyt İnsanperverlik Yardım Teşkilatları Türkiye'de yüz bergen yer devreş apıtıda talap etki uçurganlarına yarı yölek buluşmak istedi. Türkiye'ye evetken insanperverlik yardım buyumları kaçılanan yardım ayruplarlarının sani 9'a yetti. Liviya'nın Misrata şehirde kent halk ammesi yer devreş apıtı sebebinin Türkiye'ye destekki kademde 12 yük avtomobillik insanperverlik yardım buyumları evetti. Blinken Türkiye'ni ziyaret kılmakçı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 19. fevral Türkiye'de ziyaretli buludu. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Türkiye'ye gelip 6. fevral Kahramanmaraş'ını merkez kılıp yüz bergen ve 100 yıllık apet deb atılgan yer devreş apetlerinin zerbesine uçurgan rayonlarına kılındığan yardımlarını öz içi algan nurgun meseleler doğrusu söhbetleşidi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanat ilan kılıp Antony Blinken'nin 19. fevral Türkiye'ye berip Amerika'nın yer devreş rayonundaki izdeş kutkuzuş hizmetlerine kılıvatkan yardımını bivasti közüş üçün İncirlik Hava Armiye Bağısını ziyaret kılıdığallıkı bildirildi. Blinken'nin arkadan paytaxt Ankara'ya barıdığallıkı işaret kılıngan bayanat Blinken Ankara'da Amerika'nın veyran kılgıç yer devreşlerden kiyin Türkiye'ye ve Türk halkı'ya kılgan yardım bilen birlikte kımmetlik NATO İttifak dışı Türkiye bilen bulgan hemkarlıkını tihamı küçeytişinin yollarını müzakere kılışma kısıda Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu ve başka yukur derecelik Türkiye emeldarları bilen köylüşüdü. Minister Blinken yine Türkiye hükümetine Suriye'nin yer devreşinin zerbesine uçurgan rayonlarına çigra halkı kılgan yardımları üçün rahmet eytidi deyildi. Bayanatta Blinken'nin Ankara'daki ziyaretini ahırlaştırıp Afina'ya berip Girisiye Başministeri Kiryakos Mitsotakis, Taşkı İşler Ministeri Nikos Dendias ve Asaslık Öktikler Rehberi Alekis Çipras bilen körüşüdüğallıkı kayıt kılındı. Dünya Sahiye Teşkilatı Suriye'deki apet rayonlarda yardımının yetersiz ikenliğini bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı 6. fevral yüz bergen Kahramanmaraş merkezlik yer devreşlerinin zerbesi uçurgan Suriye'nin garbi şimalığı yetküzüşki tegişlik yardımlarının kemçil buluşudun ensiravatkallıkını uxturdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Dünya Sahiye Teşkilatı yarışarı ciddi işler emeldari Mike Ryan muhbirlarga bayanat berip nöbette en köp endişe kılınıvatkan rayonunun Suriye'nin garbi şimali ikkerliki nahayeti enek dedi. Suriye'nin Beşşar Esad hakimiyetinin kontrollüğündeki rayonlarının mı yer devreşinin təsirine uçurganlıqını tilga alğan Riyan, o yerdeki mülazimetlerine pekat şu yerde yaşaydıgan ahalinanla erişeleydiğallıqını bildirip, Suriye'de 10 yıldın buyan uruş bulu vatqallıqını unutup kalmastıqımız kerek. O yerinin davalaş sistemisi şengüsüz derecede aciz dedi. İnsanperverlik yardımı dairesi de bir kısım çigra iğızlarını vakitlik ecivetişinin muşimliğini tilga alğan Riyan, nöbette dikkatinin kişilerinin ihtiyacıga merkezlerine gerleştirilgenlikini bildirdi. Dünya Sahiye Teşkilatı yer devreşinin təsiri uçurgan Türkiye ve Suriye'deki hizmetler için 43 milyon dolarlık kollaş çakırıqını 84 milyon 500 bin dolarla çıkarganlıqını ilan kıldı. Bildirilişçe nöbette Suriye'de yer devreş apeti sebeple kaza kılgallarının sani 5801 kişiye yetken bulup bu san yanımı köpüyüşe mümkün iken. Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'mu bayanatı ilan kılıp apetinin 12. günü de kaza kılgallarının 39672'ye yarlanğanlarının 108068'ye yetkenlikini bildirdi. Ve yer devreşinin zerbesine uçurgan rayonlardaki izdeş kutkuzuş elip berilgan bina sanının 20.000'den artık ikenlikini bildirdi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.